Evet, hadi aşağıdaki parçada yer alan cümleleri anlamları yönünden inceleyiniz diyor. İşlediğimiz bir konuydu. Hem de dil bilgisi çalışmasına ne olsun? Bir pratik olsun. Anlamlarına göre türlerini söyleyiniz diyor. Odaya dönünce genç askerleri Ayşe'nin sandalyesi etrafında diz çökmüş buldum cümlemiz burası. Evet, Azra Hanım, mikrofonunuzu açar mısınız? Burada ben Kaçtım söyleyeceğim. hocam. Evet, Azra. Anlamına göre nasıl bir cümledir? Odaya dönünce genç askerler Ayşe'nin sandalyesi etrafında diz çökmüş buldum. Olumlu. Olumlu cümledir. Çünkü olumsuzluk bildiren ne bir ek var ne de bir sözcük var diyoruz. Azra doğru cevap veriyor. Evet, ikinci cümlemiz. Haşmet Bey ve İhtiyar Sabri Paşa dahil olduğu halde İzmir kızına kılıçlarını vakfediyorlardı. Evet. Kim Erdoğan. olsun? Batuhan. Batuhan mı cevap? Tamam, Batuhan ver bakalım. Olumlu. Olumlu cümle tabii ki de Batuhan. Yine aynı gerekçelerden dolayı herhangi bir olumsuzluk ekimiz ya da olumsuzluk bildiren bir sözcüğümüz yoktur. Evet, İhsan'ın biraz kısık sesini duydum. Evet, Ceren. Olumlu cümle. Olumlu cümle. Ceren'den de bir doğru cevap geliyor aynı gerekçelerle. Gene nerede Ceren'e? İşaret koyarım ha, her doğru cevabınıza. Henüz artılık bir durum yok sonra inşallah. Neredeyse her ne? Azamız kopuncaya kadar İzmir yolunda kılıcımızı kınına koymayacağız. Evet, Dilara Hanım, buyur sen de. Dilara. Olumsuz cümle. Sebep söyle bakalım. Hocam mayacağız diyor. Orada mame Evet. olumsuzluk eki var. O evet. Dilara Hanım'dan da doğru bir cevap alıyoruz. Hemen işaretini koyalım. Deminki mavi, aman kavi, affedersiniz. Gözlük gözümde ama gene de nasıl okudum. Deminki kavi, Muzaffer Ayşe, aziz bir çocuk gibi, zavallı bir ana gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Duygu Hanımlar, buyurun lütfen. Olumlu cümle. Olumlu cümle. Duygu Hanım da doğru cevabını vermişler. Duygu'ya da bir işaretimizi çakalım. Evet. Ne alıyorsunuz dedim. Ne alıyorsunuz dedim. Elif Nur. Sizde. Olumlu. Olumlu cümle. Elif Nur da doğru cevabını verdi. Milletin bizim gibi gayrimüsellah kısmı kılıçlardan daha çok. Dur bakalım ne demiş? Milletin bizim gibi gayrimüsellah kısmı kılıçlardan daha çok. Evet. Kimde? Enes. Enes. Evet, söyle bakayım Enes. Olumlu nasıl bir cümle? Yüklemin türüne göre nasıl bir cümle Enes? Söyle. İsim cümlesi. Enes'e de bir işaret yollayalım. İki doğru cevabına şöyle bir işaretimizi alsın Enes'ten. Evet. Diğerleri yüklemin türüne göre nasıl cümlelerdi? İyi. İyi. İyi cümlesiydi Neriman. Evet. Şimdi şey yapalım. Harp bitti. Hilal. Harp bitti. Kızım. Olumlu. Olumlu cümle. Hilal'e de bir tane işaret yollayalım. Neriman'a da zaten gelecek şimdi bir tane. Diyeceksiniz öbür küre. Hilal neredesin kız? Heh, burada. Evet. Medeni sulhun nimetini bize Mr. Cook anlattı. Olumlu cümle hocam. Kamran'da mı sıra? Ben de. Tamam. Doğru söylediniz Kamran. Sana Teşekkür da ederim. bir işaret. Bunun üstüne çay içmez misiniz? Kimde? Mahir, buyur. Sen de. Bunun üstüne çay içmez misiniz? Olumsuz. Ne diyeceğiz? İçmez misiniz? Olumsuz. İçmez mi? Olumsuz mu ne? Bir de
Olumsuz soru cümlesi diyeceksin. Hı-hı. Tamam mı? Soru cümlesi ya, seninkinde biraz işte var. Olumsuz. Yeni zamanın olumsuzunu. Çay içmez misiniz? İçer misiniz aslında? Olumlusunuz. Bak böyle durumlarda olumsuzunu eğer yapabiliyorsanız iş daha da kolaylaşıyor. Bunun üstüne çay içer misiniz? Olumlusu. Çay içmez misiniz? Aslında bu da saçma bir soru değil mi ya? Çay içmez misiniz? Olumsuz bir şey diye soruyorsun. Anlatım bozukluğuna girer mi hocam? Ya girmez de. Ama doğru kullanım, çay içer misiniz? Öyle değil mi? Yani İçmez. Aslında İngilizce'de öyle şey bir kullanım var hocam, İngilizce'de öyle. Ama işte biz köken ve yapı bakımından Grek dilleri dediğimiz İngilizce'den ayrılıyoruz Kamran. O yüzden İngilizce'ye göre orada da öyle bir kullanım vardı da oradan aklıma geldi. Olabilir, olabilir. Bir yerden evet, Mahir'e de işaretini attık. Ama Neriman'la Simay ve dörtlüye kalmadı zannediyorsanız yarılıyorsunuz. Peki, Selime Hanım parlak gözleriyle hala hepimizin başının üstüne bakarak Monsieur Cemal Bey dedi. Burada mühim bir İngiliz muhabiri var. Evet, Neriman Hanım buyur. Hocam cümle türünü mü söyleyeceğim? Evet. Yo, anlamına göre söyle önce. Olumlu bir cümle. Olumlu cümle. Evet. Hadi cümle türü madem Neriman. Söyle. Hocam yüklemeye göre mi? Yok, cümle türüne göre. Cümle türüne göre nasıl bir cümle Neriman? İç içe bir şeyler var mı? Evet. Sıralı cümle. Dediniz ve yanıldınız. Neriman biraz daha dikkat edebilir misin? Dedi. Virgüller. Konuşma. İki nokta var. Monsieur Cemal Bey dedi. Burada mühim bir İngiliz muhabiri var. Neriman, bu açıklamadan sonra ne dersin? Neriman'dan başka birileri de bir şey demek isterse tabii ki söz onlara da geçer. Ben önce diyebilir miyim hocam? Neriman var mı cevap? Önce Neriman'a bir soralım. Hocam ikisi birleşik mi? Emin değilim ama karıştırdım hepsini. Emin olman lazım Neriman. Emin olmazsan cevabı kabul etmiyorum. Son tamam, karar. Hocam. Son kararım iç içe birleşik cümle. Diyerek doğru söylediniz Neriman Hanım. Zaten olumlu dediğinden dolayı işaretini koymuştum bilesin. Simay. Ben bir şey soracaktım hocam. Sor bakalım. Ben virgüllerden dolayı sıralı cümle benim aklıma gelmişti ama. Yok. Selim Hanım parlak gözleriyle hala hepimizin başının üstüne bakarak Selim Hanım konuştu. Nokta. Monsieur Cemal Bey virgül virgül dedi. Oraya kadar zaten iç içe geçmiş bir şey. Burada mühim bir İngiliz muhabiri var. İç içe cümle. Evet Simay. Memleketimiz hakkında malumat topluyor. Anlamına göre olumlu cümle. Simay'a da bir işaret gönderelim. Peki. Ve Sude'de sıra. Biz kendisine artık iddiaçı kalmadığını, herkesin İngiliz dostu olduğunu ve İzmir işgalinin aramızda yaptığı fena tesiri anlatıyoruz. Biraz. Sanki uzun gibi olsa da fark etmez. Kalmadığını. Olumlu. Şimdi olduğunu anlatıyoruz. Temel cümleye göre bakacaksın. Doğru söyledin. Hadi cümle türü olarak nasıl bir cümle bu? Simay. Aman kimde? Sude. Cümle türü. Orada bir şeyleri görmen lazım. Acaba gördünüz mü? İç içe birleşik cümle mi? Hayır. Evet. Sude. Yoksa arkadaşlarına söz vereceğim. Sude'ye de bir olumludan dolayı atalım. Sude, veriyorum arkadaşlarına söz. Birleşik cümle mi? Net kararını söylemeniz. Birleşik cümle.
Nereden çıkarttığını söylemelisin. Çünkü bize birden fazla yüklem var. Efendim? Birden fazla yüklem var. Diyerek, tamamen ters istikamete gittiniz. Hayır. Yan cümle var, yan cümle. Son kararınız mı? Evet, son kararım. Son kararın diyerek doğruyu söylediniz Sude Hanım. Demek neymiş bu? Bu bir birleşik cümleymiş. Hemen gösterelim. Kalmadık, dık, sıfat fiil. Olduk, sıfat fiil. Bakayım daha. Yaptığı, dık. Üç tane yan cümlecik şu an gördüm. Başka da göreniniz var mı? Üç yan cümlecik. Üç fiilimsi tek yüklem. Yani birleşik cümle. Evet, son kime geldi? Zeynep'e geldi. O zaman Zeynep Hanım'a da bakalım, cümlemiz yetti değil mi? Bakalım. Hatta İzmir'de Yunanlılar tarafından kocası, çocuğu öldürülmüş, kendi yaralanmış, kibar bir kadının burada bulunduğunu söyledik. Anlamına göre nasıl bir cümle Zeynep? Olumlu. Evet, cümle türüne göre nasıl bir cümle Zeynep? Cümleyi tekrar söyleyebilir misin? Çok uzun. Senin kitabın yok. Birleşik cümle olur. Zeynep, kitabın yok mu? Kitabın yok mu? Sayfa 204'ten okuyorum. Neden okumuyorsun? Beni oradan takip etmiyorsun. Ama gene de okurum istiyorsan. Gördün mü? Zeynep, sen değilsin hala. Göremedim. Sayfa 204'ü açıp göremedin mi? Son yer. 2. Noktalama işaretleriyle ilgili kısmı size ben anlamına göre cümleler olarak soruyorum. Yetmedi öbür tarafta arkadaşlarınıza size. Gördüm hocam, bir dakika. Evet. Evet. Sıralı cümle. Son kararınız mı? Evet. Son kararın mı? Evet. Dediniz, o zaman yanıldınız Zeynep Hanım. Cevap Neriman Hanım, buyurun. Birleşik cümle. Birleşik cümle tabii ki bu da. Söyledik, temel cümle yüklem. Tarafından kocası çocuğu öldürülmüş olan sıfat fiil. Kendi yaralanmış. Kibar bir kadın. Nasıl bir kibar bir kadın? Yaralanmış. Sıfat fiil. Bulunduk. Sıfat fiil yan cümle. Söyledik. Temel cümlemiz. Evet. Neriman'dan doğru bir cevap aldık. Burada toplanacağız. Neymiş? Bana söz gelmedi diyen var mı? Herkese verdim herhalde ya. Değil mi? Burada toplanacağız. Anlamına göre olumlu bir cümle. Cümle türü olarak da basit bir cümle. Ayşe Hanım ona gördüklerini anlatacak. Bu ne? Hadi bakalım parmak. Ayşe Hanım ona gördüklerini anlatacak. Batuhan, evet, söyle bakalım. Olumlu cümle, birleşik cümle. Birleşik cümle, evet Batuhan. Doğru cevabı verdiniz. Burada ne diyormuş? Ha, noktalama işaretleriyle ilgili belirleyiniz demiş. İki nokta nedir? Açıklama yapacak. Konuşma çizgisi, konuşmayı belirtti. Virgül işte oradaki iç içe girmiş birleşik cümleyi verdi. Nokta şeyler düştü. Bakalım. Tamam. Söyleyeceğiniz bir şey var mı noktalama işaretleriyle ilgili orada? Var mıdır? Yoktur. Peki. Şunu geçiyoruz. Neymiş bu? Karşılaştık. Geçtik onu. Evet, yazma tür ve tekniklerini tanıma. Onunla ilgili. Ne diyor? Okuduğun zaman bilmeli. Sayfa 206'ya bir bakar mısınız? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Okuduğunuz romanın diyor birincisinde, tamam, bir roman seçtiniz. Okuduğunuz bir roman. Açtınız mı kitabı? Benimle beraber takip edin. 206 diyor ki, bir, evet, 206. Uygulama. Gördünüz mü? Diyor ki okuduğunuz bir romanın sonucunu değiştirerek yazınız. Mesajı bir yazmayalım. Biz hemen bir böyle en son okuduğunuz romanla ilgili sonu şu şekilde bitmişti diye bize, çünkü okumamış olabilir sizin okuduğunuzu.
Ben sonunu şu şekilde değiştiriyorum. Hani bazı filmlerde vardı da iki çekim yapılır. Bir olumlu son, bir de olumsuz son. Bir onu gösterirler, bir onu gösterirler. Seyirci hangisini kabul ederse. Şimdi siz de okuduğunuz romanı sonunu bir değiştirin bakalım. Yazma çalışması olarak da yaptırabilirdik ama yani bakın o ödevleri almak bile bir sıkıntı. Evet Kamran. Hocam ben Şah ve Sultan'ı okumuştum. İskender evet, Palan'ı. Tamam, bildiğimiz benim de okuduğum bir roman. Onun sonunda Taçlı Sultan'a hani yıldız kesesinde taşlar veriyordu. Evet. İşte hani öbür aşık olduğu Ömer var. Bu gidiyor onun mezarında işte o taşları yerinde buluyor. Diyor ki işte bu da beni seviyormuş. Yani sonu böyle bitiyor. Hani ben dedim nasıl bitebilir? O taşları yerinde bulamamış olabilir. Yani belki. Yani tam olumsuzu düşün. O da beni sevmiyor. Beni sevmiyor. Şeklinde mi? O da olabilir diye düşündüm. Olabilir. Yani esas bitişinde taşları buluyordu. Evet, yani diyor ki o da beni seviyor diye. Ama çok geç öğreniyor hocam. Ya işte öldük. Çok da aşk böyle bir şey değil midir? Tabii ulaşamamaktır acı aslında. Çektirecek, acı çektirecek, yokluk hissi uyandıracak, felaket olacak, olacak da olacak. Olumlu şeyler de sonrasında bakın o da beni seviyormuş duygusunu öğrenmek mutluluk kaynağı olacak. Ama bir faydası kalmıyor ki hocam. Ama niye insan kendini sorgulayabilir? O zaman hayatta geç kalmamak gerekir de biraz düşünmek gerekir mi Kamran? Tabii ki hocam. O zaman bir şeyleri söyleyecekseniz gecikmeden söylemeniz gerekir. Bu annenize olan sevginiz, babanıza olan sevginiz, kardeşleriniz, ablalar ya da Kamran yeğenlerini ne kadar sevdiğine dair onlara... Çok seviyorum hocam. Hala sizdeler mi? Yok, birkaç gün önce gittiler. Sen de mutlusun. Şu an evde tekim hocam. Çok rahat. Kimse yok. Evet. O zaman senin adına sevindik diyelim. Ne diyelim? Bize verdiğin teşekkür ederim. Hareketle. Evet. O zaman ne yapacağız? Kamran'ın sonucu değiştirmesiyle duygularımızı saklamayacağız. Saklarsak iş işten geçmiş olabilir. Geç kalmış olabiliriz. Bu da bize büyük bir acı olarak geri döner. Haberiniz ola sevgili gençler. Ama duygularımızdan emin olduktan sonra duygularımızı açık edeceğiz. Onu da unutmayalım olur mu? Ya emin değiliz hemen gittik. Ayran gönüllüler gibi. Her çiçekten bal almak olmaz. Gönül kimi severse sultan o olur. İşte o sultanı bulduğunuz an deyin ki sen benim gönlümün sultanısın. Var mısın? Diyeceksiniz inşallah bir gün zamanı gelince. Şu an zaman gelmedi lütfen. Şu anki durumlar karşı cinsi tanıma girişinde. Haberiniz olsun. Tanımaya çalışıyorsun. Sonra size uygun olanı bir gün zamanı gelince fark edeceksiniz. Tamam mı gençler? Bu dediğimi de yabana atmayın. Bir yere kulağınızın arkasına bir not alın. Ne demiş? Diyalog halinde de yazılabilir. Mesela bir kesiti diyalog halinde de verebiliriz değil mi? Konuştururuz kişileri. Paragraf şeklinde de olsa bunu da yapabiliriz biz. Diyelim. Başka böyle okuduğu kitabın sonunu değiştirmek isteyen var mı? Ben. Evet Duygu. Ben fareler ve insanların sonunu değiştirmek isterdim. Çok severek okuduğum kitaplardan Stenbeck. Okuduğum kitaplardan biridir. Evet bence okumalısınız. Çok hacmi de çok büyük değil ama harika bir kitap. Sen de aynı hisse kapıldın mı kız? Efendim hocam? Aynı hisse kapıldın mı okuduktan sonra? Evet, en çok sevdiğim bir kitap ama sonunu değiştirmek isterdim. Evet, hadi bakalım. Sıra sende. O zaman sonunu değiştirmek için bir şansın da oldu Duygu. Önce sonun nasıl bittiğini arkadaşlarına söyle. Ben biliyorum, sen biliyorsun. Sonunda Lenny ölüyordu. İşte ölmeseydi, hayallerine ulaşsalardı güzel olurdu. İyi olurdu. Evet, sonunu sen o zaman nasıl değiştireceğini de. Lenny'yi ne yapmayacaktın sen? Öldürmeyecektin değil mi yazar olsaydın? Duygu konuşsana sen de. Evet, sen de sıra şimdi, ben şey yapmıyorum. Tam öldürmeyecektim işte hocam. Hayallerine ulaşmasını sağlardım George'la. George'la.
Ondan sonra George'la Lenny'yi ne yapardın? Mutlu mesut yaşatırdın mı? Evet. Evet. Evet diyelim. Duygu'dan da bunu aldık. Zaten 3 dakikamız kaldı. Yeni tiyatroya başlama olasılığımız şey yaptı. Bu söz sırası sizde. Başka? Aynı şeyi yapmak istiyorum diye. Bazen filmlerde bunu çok fazla yaparız ama kitapta da tabii okuduğumuzda beklenenin dışında bir sonla yaptığında büyük bir hem böyle bir gizem hem büyük bir hayal kırıklığı. Evet, Hilal de konuşmak istiyor. Evet Hilal. Ben en son Beklenmeyen Misafir'i okumuştum. Biz onu hiç bilmiyoruz. Biz Agatha Christie. Onu okumadım ben, Agatha Christie'nin. Bir şart bakalım. Hemen hızlıca bir olay örgüsünü ver. Sonunu da bağla. Sonunda Starkweather MacGregor çıkıyordu. Yani katil oymuş. Aslında çok fazla yardımı dokunmuştu ama yani ben onun çıkmasını beklemezdim. İstemezdim yani eğer yazar olsaydım. Yani ben onu ne yapmazdım diyorsun? Yani katil çıkartmazdım. Aynen. Hem cinayeti işleyip hem de o kadar yardım etmesine. O kadar iyi olması, hani, hep kötü hem iyi olması beklenecek bir şey değil diyorsun. Ama demek ki insanlar kendilerini gizleyebiliyorlar Hilal. Yani Agatha Christie zaten kılık değiştirip